Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Aydın'daki bahçelerinde, izole çadırlarda hiçbir kimyasal, pestisit, zirai ilaç ya da bunun gibi şeyler kullanmadan istiridye mantarı yetiştiren bir firma var sırada. Ayrıntılarını bize Ali Yurdakul ve İmge Yılmaz Yurdakul anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle kendinizden bahsetmenizi istiyorum kısaca. Tabii, ismim Ali Yurdakul. 1979 Bulgaristan doğumluyum. Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Eşimle de orada tanıştık. Perakende sektöründe uzun yıllar lojistikte daha doğrusu çalıştıktan sonra 3 senedir de istiridye mantarı üreticisi olarak çalışmaktayım. Güzel. Sizleri de tanıyalım daha yakından İmge Hanım. İsmim İmge. Ben de 1979 İzmir doğumluyum. Eşimin dediği gibi istatistik mezunuyum. Ben halen bir yerde çalışmaktayım. En büyük desteği de benim ama galiba. Harika. Birlikte çok güzel bir marka oluşturmuşsunuz. Bu güzel girişimin, yolculuğun hikayesini sizlerden dinlemek istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi uzun yıllar çalıştıktan sonra bir üretim işini yapayım istiyordum. İnternette araştırırken neler yapabiliriz diye istiridye mantarı üretimini gördüm. Kısa sürede yaptığınız yatırımı alabiliyorsunuz ve doğal bir ürün. Dolayısıyla bu işi seçtim diyebiliriz. Aslında onun hep vardı. Ben bildim bileli çiftçilik ve üretmek üzerine bir merakı var. Hep istediği bir şeydi. Hayallerini gerçekleştirdi diyebiliriz. Çok güzel. İstiridye mantarının birazdan detaylarını konuşacağız ama onun öncesinde markanızda başka hangi ürünleri bulabiliriz? Sizlerden dinlemek istiyorum yine. Tabii ki istiridye mantarı başta olmak üzere bunu kuruttuğumuz istiridye mantarı tozumuz var. Kuru sebze tozlarımız var. İncirimiz var, kuru incirimiz. Kuru sebzelerimiz ve zeytinyağımız mevcut. Aydın bölgesini de biraz anlatmanızı istiyorum bizlere. Doğa burada hangi ayrıcalıkları bizlere sunuyor? Aydın bir tarım bölgesi. Türkiye'nin en zengin tarım bölgelerinden biri. En çok kuru incir ile meşhur olmakla birlikte bunun dışında birçok ürün var. Marketlerde, manavlarda bulabileceğiniz tüm taze meyve ve sebzeleri Aydın'da yetişebiliyor. Bununla birlikte pamuk ile meşhur. Bunun dışında kestane var, zeytin özellikle Aydın bölgesine has. Çam fıstığı var, meşhur. Siz de bu yüzden bu bölgeyi tercih ettiğinizi sanıyorum. Şans diyelim, buradayız. Güzel bir şans olmuş. Evet, evet. Bunun yanı sıra istiridye mantarını az önce söylediğim gibi detaylandıralım istiyorum biraz. Üretiminden bahsetmenizi ve püf noktalarının neler olduğunu sizlerden dinlemek istiyorum. İstiridye mantarının özelliği de hiçbir şekilde ilaç kullanılmaması. Tamamen doğal yetiştirilmesi. Ancak tabii yetiştirilmesi için de uygun ortama ihtiyacı var. Bunlar otomasyon sistemleri, nemlendirme, havalandırma, iklimlendirme sistemlerine sahip sera tipi çadırlar ya da betonarme yapılar olabiliyor. Bu şekilde üretiliyor. Koyduğunuz kompost 2 ay içerisinde tamamen tükeniyor. Ve yenisini koyuyorsunuz. Dediğim gibi hiçbir şekilde ilaç kullanılmıyor. Tamamen doğal. O yüzden bunu tercih ettik zaten. Ülkemizde mantar yetiştiriciliğinde çok yanlış uygulamalar var. Steril ortamda bulunması gereken, üretilmesi gereken mantarlara o sterilizasyonu sağlamak için bazı kimyasallar bulundukları ortama daha doğrusu bazı kimyasallar kullanılabiliyor. Biz onları da kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Bizlere sunmuş oldukları sağlıklı, yüksek besinli içeriklerini Ali Bey ve İmge Hanım'dan dinlemiş olduk bugün. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.